Evet değerli dostlar, Ünlü Ziraat Aletleri'nin sunduğu Konya Tarım Fuarı'nda ikinci hol ziyaretlerimiz devam ediyor efendim. Türkiye'nin dünya markası sloganıyla Kurtsan Süt Sağım Teknolojilerindeyiz ve çok değerli yönetim kurulu üyemiz Cem Kurt ile beraberiz. Cem Bey hoş geldiniz programımıza efendim. Merhabalar, siz standımıza hoş geldiniz abi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kurtsan olarak yine dop dolu bir standla değerli üreticilerimize, ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Kurtsan olarak ilk etapta çalışmalar nasıl gidiyor? Genel anlamda yenilikler var mı? Sizlerden dinleyelim. Sonra sorularımız gelecek. Teşekkürler. Efendim. Ya şu an tabii ki fuarla beraber çok yoğun bir taleple karşılaşıyoruz biz. Burada çok fazla sohbet ettiğimiz çiftçi dostumuz var. Eski müşterilerimiz var, yeni tanıştığımız insanlar var. Fuarlar bir buluşma noktası. Kurtsan olarak da biz tabii ki her hayvancılığın her segmentine uygun ürünler iletmeye çalışıyoruz müşterilerimize. Ve bundan dolayı da standımızda hepsine yer vermeye çalışıyoruz. O yüzden standımız biraz kalabalık. Ürün biraz fazla oldu standımızda. Çünkü gerçekten bu fuarda tüm Türkiye'den insan geliyor. Karadeniz'den, Doğu Anadolu'dan, o yüzden İç Anadolu'dan, Akdeniz'den. Öyle olunca hamur yoğurma makinesi de çok sorulan bir ürün. İşte daha giriş seviyesi ürün diye adlandırabilir, ot parçalama gibi makineler de çok revaçta. Onun dışında profesyonel yatırımcılar için de standımızda uygun ürünler mevcut. Hayvancılık anlamında ve tarım anlamında Kurtsan her geçen gün portföyünü büyütmeye çalışıyor. Çiftçilere dünyadaki euro bazlı ulaşılamayan ürünleri ekonomik koşullara iletmeye çalışıyoruz. O yüzden yine standımızda yerimizi aldık. Müşterilerimizi standımıza bekliyoruz. Evet, birçok Türkiye'deki birçok fuara bayiler vesilesiyle katılıyorsunuz ama baktığımızda sizin için İzmir ve Konya'nın yeri bir başka gözüküyor. Bu da Türkiye'yi ciddi anlamda kapsadığı için mi söz konusu bu? Yoksa tarımın önemli fuarlarından bir tanesi ya, olarak mı görüyorsunuz Konya'yı? Açıkçası konu şu, Konya Fuarı ve İzmir Fuarı'nda bizim asıl amacımız satış yapmak değil. Asıl amacımız müşterilerle iletişim kurmak, şikayet varsa onları dinlemek, yorumları dinlemek, kullanıcı yorumları. Ve bu büyük fuarlara tüm Türkiye'den bayiler de katıldığı için bayilerle de bir buluşma, hasret giderme ortamı oluyor. Ondan dolayı bunları çok önemsiyoruz. Diğer satış odaklı olan fuarlarda tabii ki bayilerimize destek veriyoruz. Ama bu fuarlarda önceliğimiz geri bildirim toplamak, en çok talep edilen ürünleri keşfetmek, eğer bir kusur varsa bunu öğrenmek, telafi etmek, belki istemeden bir kayıp kırıklığı olduysa gönül almak. Yani bu amaçlarla buluştuğumuz, geldiğimiz bir yer. Maksat farkında olmadan kaçırdığımız bir şey varsa bizle direkt müşterinin temas ettiği, muhatap olarak direkt kendimizin de burada olduğu, diyalog kurduğumuz bir yer burası. Ondan dolayı bu iki fuarda ziyaretçi katılımının çok olmasından dolayı ekstra önem veriyoruz. Evet Cem Bey, 40. yılına yaklaştınız 1985 yılından bugüne ve kendi üretmediğiniz neredeyse, yanlışım varsa düzeltin, kendiniz üretmediğiniz neredeyse bir ürün yok. Bu da sizi belki bir noktada zorluyordur. Bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz? Tabii ki burada ürünün iki tarafı var bunun. Bir, üretimdeki fireyi azaltma. Çünkü imalatta ne kadar fazla ürün kullanıyorsanız, makine parkurunuz ne kadar gelişmişse her ürün birbiriyle ilintili hale geliyor. Her ürün bir ürünün parçası halinde üretildiği için bir fark yaratabiliyor. Ama tabii ki hepsinin imalatını yapmak demek, bunun altyapısını desteklemek gerekiyor. Yedek parçası, satış sonrası kılavuzu, gerekli bayi eğitimi, bütün bunları sağladığımız takdirde biz artık doğru bir hizmet verebiliyoruz. Çünkü müşteriler ürünleri kullanırken ki tecrübesi bir sonraki ürünü sattırıyor aslında. Biz şu an hep buraya gelen insanlar, komşumda da var, arkadaşımda var. Kime sorsak size öneriyorlar. Mesela bunlar çok kıymetli. Bunu da tabii devamlılığını sağlamak için hep iyi tecrübe ortaya yaratmaya çalışıyoruz. Evet, inşallah bu başarılarınız devam ediyor. Yeni yatırım mı vardı? Fabrikayı büyütmeye çalışmalarımız nasıl gidiyor? O da şu an plan projesi tamamlandı. İskanı da alınmak üzere. İşte inşaat ruhsatıyla beraber, çıkmasıyla beraber inşaata inşallah başlayacağız. Önümüzdeki yılın sonuna bitmesi şu an işte hedefleniyor. Kısmet olursa ona da hızlı sürede başlamak istiyoruz. Kaç bin metrekareye çıkacağız? Açıkçası şu an 32 bin metrekare kapalı alanda imalatımız var. Merkez fabrika olarak. Bir ayrı bir yemlik kilidi ve yatak demir ürettiğimiz bir imalatımız daha var. O da yaklaşık 15 bin metrekare.
Şimdi yeni imalatımız da yaklaşık 25 bin metrekarelik olacak. Yani toplamda herhalde 70 bin metrekare kapalı alanda imalat yapar noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Maşallah. Yetecek mi efendim? İnşallah. 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 Güzel bir fuar geçirmenizi diliyoruz Cem Bey. Katıldınız. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi fuarlar diliyoruz. Evet değerli dostlar, Cem Kurt ile beraberdik. Kurtsan süt sağım sistemleri, başarılı bir fuar geçirmeleri dileğiyle stand ziyaretlerimiz devam ediyor efendim.